Şimdi sizden sözü almayayım madem size böyle bu Hı. hafta bugün şey oldu az oldu ee, hemen çok kısa iki dakika içerisinde tamam. çünkü çok kısa kısa gideceğiz ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'daki toplu açılış töreninde söylediği bir ifade var. İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz dedi. Ben bir Turgut Özal'ın 1989 seçimlerini hatırlıyorum. Son kez bana bir destek verin dediğini. Bir de şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan böyle bir ifade duyduk. İktidardasınız, 20. seneniz ve son seçim olduğunu siz söylüyorsunuz. Bu Acaba AK Parti'den mi, AK Parti'nin iktidarı olarak mı son seçim olarak söylüyor? Kendisi için mi son istiyor? Neden böyle bir lafı söyleme ihtiyacı hissetti? Çok kısa bir özetleyeyim Kendisi için ne dersiniz? söylediğini biliyoruz Pekala. Bugün Memleket Partisi Partisi'de FETÖ'cülerin bir şeyi var. E, sosyal medya paylaşım e, hesabı var. Onlar yayınlamış. Sonra da e, aynı videoyu almış e, Memleket Partisi'de yayınlıyor. Ne yazık ki çok acı. Eee Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemde 2011 yılı seçimlerinde son kez milletvekili olacağım diyor e, ve ben tükürdüğümü yalamam diyor. Şimdi aa diyorlar bak o zaman tükürdüğümü yalamam demiştin son kez milletvekili olacağım şimdi daha hala cumhurbaşkanısın. E, yani bunda ne var bu garip bir şey bunu da yazdım şimdi 2011 seçimlerinde son kez milletvekili oldu sonra cumhurbaşkanı oldu. Yani milletvekili olmadı ki cumhurbaşkanı oldu. Bir kez yani, aday olacağım. Me efendim? Ama Ha, Siyaseti mi, bırakacağım demişti o dönem. Hayır. Milletvekili adayı olmayacağım. Ali Babacan'a yani. da söylemiş. Yani evet. Ali Babacanın sen bak işleri yaparsın ben alamıyorum. ticarete dönerim Ali, demiş. Ali Babacan'ın söylediklerini şey olarak görüyorum. Hakikaten bir de 3 bir de bir bir dönem kuralı var diyor zaman Fuat. Şu, evet. Yani onu kaldırdılar. Tamam, Yok işte yoksa ben 2011 3. dönemiydi. Ben son, defa olacağım de Şimdi ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ben bu seçimleri biraz 2014 seçimlerine benzetiyorum. Şimdi çok da sert gitmeye başladı. Birçok konu araçsal iktidara yürümek iktidarı ifratmak e, amacıyla da kullanıldığı için 17-25 Aralık sürecinde de Tayyip Erdoğan'ın e, Mutlaka gönderileceği izlenimi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, STV FETÖ'cülerin o zamanki cemaatin televizyonu çıkıp Recep Tayyip Erdoğan kaçacak bu ülkeden dediği zamanlarda 2014 30 Mart seçimleri Tayyip Erdoğan en son mitingini Van'da yapmıştı ve sesi kısılmıştı ve %45 oy aldı. Ve bütün hevesleri e, suya düştü ve Tayyip Erdoğan o zaman... E, e, Partisine oy verilmesi için güçlü bir haykırış dile getirmişti. Burada Tayyip Erdoğan şunu biliyor. Son kez seçilecek kendisi. Peki. Kendisi son kez. Ve son kez bana, bana bir fırsat verin yapmak istediklerimi tamamlayamadım. Ve bundan sonra zaten yerimi gençlere bırakacağım diyor. O kadar açık ve net ki söylediği. Yani bunun ötesinde başka bir anlam yüklemek. Yani AK Parti'nin mi son iktidarı olacak yoksa kendisinin mi son kez yani kendisi için olduğunu çok açık ve net söylüyor Cumhurbaşkanı. Deminki hikayeyi şunun için anlattım. Tayyip Erdoğan bu, bu tür bu tavsiyeleri hep söylüyor zaten. Hep söylemekte. Yani bana oy verin diyor Tayyip Erdoğan. Kendisine oy istiyor. Tayyip Erdoğan Peki. biraz işte karizması nedeniyle, e, cerbezeli bir lider olması nedeniyle bu tür söylemleri kullanabilen, bundan dolayı birebir e, AK Parti taraftarlarıyla e, ve kendisini sevenlerle iletişim kurabilen e, ve bunun üzerine bir siyaset inşa Peki. edebilen bir lider. O yüzden de bu söylediklerini başka bir yere devşirmek, dönüştürmek Doğru yanlış. Değiliz. Peki, Şaban Sevinç? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tabii ne diyor? bana? İki son dakikamız de... var. İki dakikamızı. Bana son kez oy verin. Türkiye'yi diyor bir beş yıl daha yönetim ve ikinci yüzyıla hazırlayayım diyor. İlk bu beş yılda, önümüzdeki beş yılda dünyanın on büyük ekonomisi arasına sokayım ülkeyi diyor. Şimdi 20 yılda 19. yıllıktan 23. yüzyıla düşürdü ülkeyi. Ama önümüzdeki beş yıl daha verirsen diyor ya. 23. yüzyıldan ilk ona sokacağım. Ona sokacağım diyor. Nasıl olacak? Hani mantığa aykırı. Bir ikinci Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anayasa elimde. Bu anayasanın 101. maddesi. Ki bu konuda e, iyi Parti e, Genel Sekreteri Sayın Uğur Poyraz da geçtiğimiz gün bir televizyon kanalı burada galiba. Tabi tabi Deniz Gören'in kanalı. Deniz, Deniz, Deniz Denizle yaptır şeyde yayında. TV100'de oluyor zaten bütün evet, yayında. Evet evet. Türkiye TV100'de TV, TV, TV oluyor. Konuşuyor. Ee, anayasa 101 engelini hatırlattı. Deniz Gürel'in sorusuna rağmen ve biz dedi bir erken seçimle Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının önünü açma tarafları değiliz. Anlamda laflar söyledi aklımda kaldığı kadarıyla. Dolayısıyla bu anayasa ihalen yürürlükte ya göre 101. maddesine göre eğer meclis bir erken seçim kararı almazsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamıyor önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Peki. Bu o kadar açık ve net. Peki Ve Cumhuriyet Halk Partisi de İYİ Parti de e, e, bir erken seçim kararını desteklemeyeceklerini açıkladılar. E, HDP Şu kalıyor. HDP de destekler mi bilemiyorum. Ama e, anayasa 101'e göre aday Anayasa 101'e göre aday olamaz. olamaz. Dolayısıyla hani Sayın peki. Cumhurbaşkanı son seçimini aslında eğer bu anayasaya sahip çıkmayı becerirse muhalefet partileri 2018'de yaptı ve bu önümüz seçimde muhtemelen emekli olacak. Peki. Eğer anayasaya uyulursa. Acay bir 1,5 dakika anayasa kaldı. Anayasa <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı herkes. sahaya çıktığı zaman bütün denklemi değiştirme gücüne sahip tek lider. Sahaya çıktığı zaman her şeyi değiştiriyor. Anında değiştiriyor. Ee, şu anda 68 yaşında. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu şu anda 73 yaşında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 yaş daha genç bir Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi seçilir. 2028'e kadar Cumhurbaşkanı olursa o gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu sözlerde mevzu yaş değil. Ee, bu artık be, benim düşüncem bu. Bugünkü yazımda da yazdım. Artık gelinen son büyük eşik ve Türkiye'nin ilgi ve etki alanlarını netleştirme zamanı diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı son kez diyerek son gelinen eşikteki büyük desteği kastettiğini ve son kez adayım dediğini ikisini birden söylediğini ki kanuna göre eğer her şey normal giderse Sayın Cumhurbaşkanı 2023 Haziran'da seçim olur seçilirse 2028'de üçüncü kere aday olmuyor ama o günde şartlar ne olur bilemiyoruz. Cumhurbaşkanı ee, bazen spontane konuşur, bazen kırk düşünür, 40 şey 41 birinci kere konuşur. Bu kırk e, defa mi? düşünülmüş bir sözdür, önemli bir sözdür. E, Peki. Çünkü 2018'de Peki. seçilmeseydi o günden bugüne gelen çok işler var. Cumhurbaşkanı artık bunları tamamlayarak yeni bir yüzyılın kapısını aralamak Peki. istiyor. Peki. Söylediği söz budur. Barış arkadaş, bir dakika mı? Maalesef. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisiyle, kendi kitlesiyle kurduğu duygusal bağ üzerinden. Son kez o istiyor, ben veda edeceğim diyor ve vefa duygusuna sesleniyor. Çünkü Erdoğan da artık yorulduğunu bence kabul ediyor. Çünkü Türkiye'nin devasa sorunlarının altından AK Parti iktidarının kalkamadığı görülüyor. Bakın işte programın ikinci bölümünde konuştuk. Emeklilikte yaşa takılanları bile çözemeyen bir hükümet haline dönüştü. Çok basit bir meseleyken çözemiyorlar. Bir enerjileri kalmadı. E Sayın Erdoğan da... Vefa istiyor ben 20 yıl size hizmet ettim Siz de beni son kez seçin diyor Sonraki programlarda zaten daha uzun konuşuruz Çünkü reji sürekli işaret ediyor Bir Kulağıma Sonra sürekli yönetmenim söylüyor Reklama evet. girecekler herhalde o yüzden Evet. Yok. Ya böyle işaret ettikçe Hüseyin... insanın dikkati evet. dağılıyor zaten